Merhabalar, ben Doktor Esra Çelik Şenel. Bu haftaki konumuz yağ enjeksiyonu. Çok yaptığımız bir işlem olduğu için mutlaka sizleri bilgilendirmek istedim. Bir de benim hakikaten yağ dokusuna böyle bir gönül borcum var. Çok seviyorum. Her türlü işlemi çok güzelleştiren bir işlem. Yüzgerme yapsak da yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Başka işlemler yapsak da yağ enjeksiyonuna çoğu hastanın, özellikle 40 yaş üstü birçok hastanın ihtiyacı oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle yağ alacağımız bölgeyi bir çeşit lokal anestezi ile uyuşturuyoruz. Bu genel anestezi altında da yapılabilir, sedasyonla da yapılabilir. İçeriye kanamayı azaltan bir sıvı veriyoruz. Arkasından özel kanüllerle içeriye giriyoruz ve içeriden ihtiyacımız olan yağ dokularını çok ince kanüllerle dışarıya alıyoruz. Ve arkasından da bu yağ dokularını özel bir işlemden geçiriyoruz ki yaşayabilirliği bozulmasın. Aslında yağ enjeksiyonu da bir çeşit doku aşılaması. Nasıl saç ekiyoruz, saçlarımız dökülüyor. Arkadan saç olan bir yerden alıyoruz, tık 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 önlere ekiyoruz. Aynı şekilde yüzümüzdeki yağ dokuları eridiği zaman da vücudumuzda yağ olan bir bölgeden yağ dokularını alıyoruz, işlemden geçirip yüzümüzde ihtiyaç olan bölgelere enjekte ediyoruz. Bu yağ dokusunun mucizesi nedir? Birincisi, dolgu maddesi olarak kullanıyoruz ve bu sizin kendinize ait bir madde olduğu için alerjik reaksiyon geliştirme ihtimali yok. İkincisi, içerisindeki kök hücreler, çok yoğun kök hücre var içerisinde. İçindeki kök hücreler ve stromal vasküler fraksiyon dediğimiz cildi gençleştiren, yara izlerini gideren çeşitli maddeler sayesinde cildinize yüzeysel olarak nano yağ haline çevirdiğimizde ve verdiğimizde çok ciddi ciltte iyileşme oluyor ve gerçekten cilt parlamaya başlıyor. Yağ enjeksiyonunu nerelere yapıyoruz? Genellikle en çok hastaların ihtiyacı olan bölgeler göz altları, orta yüz, elmacık bölgesi, özellikle şakak bölgesi, gene çene hattı, nazolabial sulkuslar, marionette line'lar, çenesi küçük olanlarda çene bölgesine en çok yaptığımız bölgeler ve hatta üst göz kapağına da çok çukur olan hastalarda üst göz kapağına da yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Onun dışında nano yağdan bahsettim, onu da kısaca size anlatayım. Nano yağ nedir? Nano yağ yağın çok ince filtrelerden geçirilerek, inceltilerek kullanılması işlemi. Nano yağ haline gelmiş bir yağın artık yaşayabilirliği kalmıyor. Yani bunu yağ dolgusu olarak kullanamıyoruz çünkü tutmuyor. Fakat içindeki bütün besleyici faktörler içinde kaldığı için saç dökülmesinde, yara izlerinin tedavisinde, yanık izlerinin tedavisinde, gene cilt kalitesinin arttırılmasında sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Bunu bazen Morpheus 8 yaparken açılmış delikler olduğu için direkt üzerine sürerek de uygulayabiliyoruz. Klinikte bu şekilde uyguluyoruz. Fakat yağ enjeksiyonu yaptığımız hastalarda normal enjeksiyon şeklinde de hastaların yüzüne yüzeysel bir şekilde derinin içine enjekte ederek kullanabiliyoruz. Fakat tabii ki bunun çok doğru bir şekilde, iyi bir şekilde hazırlanması lazım. Çünkü çok yüzeyel veriliyor. Yeterince inceltilmeden yapılan nano yağ enjeksiyonlarından sonra hastanın cildinin altında çok ciddi renk farklılıkları, lekelenmeler vesaireler görülebilir. Mutlaka bu işi çok yapan, bu işin uzmanı olan bir plastik cerrahın bu işlemi uygulamasını öneriyorum. Evet, en sık sorulan soruyu cevaplayayım. Siz sormadan ben cevaplayayım. Bu yağların ne kadarı kalıyor? Daha önce de söylediğim gibi bu bir doku aşılaması. Koyduğumuz yağ dokularının %40 ila 60'ı konulan bölgede erimeden kalıyor. Geriye kalan kısmı ise eriyerek atılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hasta çünkü geliyor, hocam dokularımın yarısı eridi, şimdi ben ne yapacağım diyor. Biz onun önlemini alıyoruz. İlk yağ aldığımız zaman hastadan biraz fazla yağ alıp o yağları da gene işlemden geçirip -86 derecede aynen tüp bebek saklar gibi doku bankamızda hastanın yağ dokularını saklıyoruz. Arkasından da 3 ay sonra hastamız kontrole geldiğinde bakıyoruz. İhtiyaç var mı yok mu? Ya da hangi bölgede ne kadar ihtiyaç var? Var ise eğer eksik kalan bölgelere gene tekrar bir yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Fakat bu sefer işlem çok daha basit oluyor. Çünkü zaten hazır olan bir yağ dokusunu aynen dolgu, hazır dolgu yapar gibi hastamızın yüzüne enjekte edebiliyoruz. Bu şekilde 2 ya da 3 kere yapılan işlemden sonra genellikle sonuç kalıcı oluyor. Peki ne kadar kalır diye gene sorabilirsiniz. Şöyle oluyor, bu sizin tamamen yaşlanma sürecinizin hızına bağlı. Uykusuz kalırsınız, yorgun olursunuz, sinirleriniz bozuk olur, sabahlara kadar çalışırsınız, sigara tüketiyorsunuzdur, o zaman o yağ dokuları hop erir gider. Fakat çok sağlıklı yaşıyorsunuzdur, çok sağlıklı besleniyorsunuzdur.
uykunuza dikkat ediyorsunuzdur, genetik olarak iyi bir genetiğiniz vardır. O zaman o yağ dokuları belki size 4-5 sene gider. O konuda maalesef bir şey söyleyemiyorum fakat ne kadar uzun sürse de, ne kadar kısa sürse de ben yağ enjeksiyonunun hakikaten çok hastalara iyi geldiğini düşünüyorum. Evet, siz de yağ enjeksiyonu ile ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız sizi kliniğimize bekliyoruz. Ve ayrıca YouTube kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.